Merhaba Webtekno takipçileri. Bu röportajımızda insanlara robotların ileride dünyayı ele geçirip geçiremeyeceğini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Gelin hep beraber izleyelim. İmkansız. İnsanların yerini hiç kimse alamaz. Kim yaptı o robotu? İnsan yaptı. İnsanın yerini alma imkanı olabilir mi? Yok canım ya. İnsanın yaptığı şeyi başkası yapamaz yani. Robot bir beyin yok şimdi. Kafa yok. Ben kendim 65 yaşındayım. İnanmam. Bugünden sonra hiç inanmam. Valla artık korkulacak bir durumdayız. Geçirebilir de yani. Olabilir artık. İnsanlar her gün bir şeyler söylüyor, üretiyor. Biz de şaşırıyoruz. Yani her gün bir şeyle karşılaşıyoruz çünkü. Olmayacak diye bir şey yok bu artık dünyada. Başladık yavaş yavaş zaten biliyorsunuz. Telefonlar bile artık biliyorsunuz her an elimizde artık. Robotlaştık zaten telefonlara bile biliyorsunuz her şey. Olabilir. Olmayacak diye bir şey diyemem yani. Abi bence robotlar insanlığı ele geçirebilir. Olur. Çok film izledik. Oluyor. Belki filmler gerçek olur diye düşünüyorum. Barış içinde yaşarlar diye düşünüyorum ben. Robotlar barış içinde yaşarlar. Evet abi. Onlar akıllı insanlardır. Diyeceğim insan değiller ama. Onlar akıllıdır herhalde abi. Ne bileyim. Abi bence teknolojinin gelişimiyle robotların bizi ele geçireceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bundan başka ya bence mantıksız bir soru abi. Yani şimdi yapay zeka imkansızmış abi. Öyle bir şey okudum ben. Şimdi yapay zekayı yapmaya çalışıyorlar hala Amerika'da. Ya öyle bir şey yok yani. Ya iradesi bir robotun olamaz bence. Size şöyle söyleyeyim. Bizim korkumuz var, onların yok. Korkusu olmayan bir şey yani bir şeyden korkmadığı için her şeyi yapabilir. O yüzden geçirebilirler hele. Yani teknoloji ilerlerse neden olmasın? Yani insanlığın o kadar da süreceğini sanmıyorum. Eğer o zamanlara kadar insanlık sürerse. Allah ben göremeyeceğim için o zamanları. Şu anlık benim için bir sıkıntı yok. İleride insanlık düşünsün. Bence mümkün olabilir. Çünkü ben uzaylılara da inanıyorum. Ve elimizdeki telefonlar da dahil tüm teknolojinin başka gezegenlerdeki başka canlılar tarafından geldiğine inanıyorum. Yani robotlardan çok daha fazlası da olabilir. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Merhaba Teknik takipçileri. Yanlış mı söyledim lan? Giriyorum. Neden olmasın diye soruyorum kendime. Onlar da sonuçta bir programlama ürünüdür. Onları da programlayan bizim gibi insanlar. Eğer programlaması bayağı ileri düzeydeyse insanlığı geçirmesi için hiçbir şey yok. Robotları da kontrol eden insanlar olduğu için biraz zor gözüküyor. Yani ya mantık olarak hani robotların farkına varması hakikaten çok zor bir olay. Hani Amerika'da öyle bir olay gerçekleşmiş fakat sonuçta bunu da yapan insandır diye düşünüyorum ben. Yani ya benim için imkansız ya. Ben böyle bir şeyi şey yapamıyorum yani. Hayal gücüm yetmiyor diyebilirim yani. Geçirebilir, geçirmemeli. Neden geçirmemeli? Artık yani teknolojinin getirdiği şeyler. Bugün konuştuğunuz cep telefonunda bile bir teknoloji aslında. Getiren en üst teknoloji. Kablosuz konuşabiliyorsunuz. Ses gidiyor uzay üstünden ya da teknik olarak. Tabii ki olacaktır ama olmamalı. Neden olmamalı artık? Çünkü nüfus çoğaldıkça İş gücü de büyüyor. İş gücü büyüdüğü için de elemana ihtiyaç duyuluyor. Eleman ihtiyaç duyulduğu için de teknolojinin de getirdiği şeyler tabii ki nimet ama bu kullanılmamalı. Hayır, yönetemez. Çünkü çok saçma. Hani Cem Yılmaz da diyor ya bizim fişe taktığımız şey bizi nasıl yönetecek diye. O şeyden dolayı yönetemez. Olmaz. Teknoloji hayatımız için çok güzel bir şey fakat kontrol altında olmadığı zaman bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum. Çünkü onları yapan da insan fakat sistemde arıza olduğu zaman geçirebilir. Neden olmasın? Evet millet. Konuyu bir de bilene soralım dedik. Aynen. Şu arkadaki arkadaşı bulduk. Aynen. Kendisi... Alsancak'ta bir arkadaşım ofisine geldik. O telefon açtık. Robot var mı dedik. Var dedi. Kendisi konuya hakimmiş. Konuya hakim misin? Aha. Hareket çekti lan. Hareket çekti. Ne yapıyorsun lan? Dur. Yiyeceğimiz ne oldu? Laftan dinle. Aynen. Merhaba robot kardeş. Vay. Merhaba mı dedi o? Dünyayla geçireceğim lan bence. İlgiler geçirecekmiş. Öyle diyor. Abi sana saldırıyor lan. Adamı ***'im de lan abi. Var mı kardeşim senin istediğin şey? Adamı küstürdük lan robotu. Bence küsmedi yani. Biz alırız onun gönlünü ya alırız. Alırız. Al hadi al. Al. LG var burada al. Al senin olsun al. Al. Bak senin nasıl senin diyor. Tutmuyor oğlum LG'yi. Son oğlum LG'yi veriyorum sana beleş. İstemiyor.
Abi. Yeter bence sardığımız bu. Geçeceğim ben dünyaya da. Ya her bu... Her bu kadar dıdıt 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 koyayım. Ayla. Ne yapıyorsun lan? Ulan. Yürüyor, yürüyor önce daha sonra. Bu videomuzun da böylece robot kardeşimizle sonuna gelmiş olduk. Aynen. Biz de ekrandaki adreslerden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah.